kandırdığım falan yok. Ben sizinle çalışacağımı Tolga'ya asla söyleyemem. O anlaşmayı iptal edeceğiz. Bu senin sorunun Asya. Sözleşme bozmak falan yok. Ne demek bozmak falan yok? Ne demek bozmak falan yok? Beni düpedüz tuzağa düşürdünüz. Sana bu sözleşmeyi kimse zorla imzalatmadı. Şimdi hemen odamdan çık ve sakın bir daha da bu şekilde gelme. Tolga sizden nefret etmekte haklıymış. Yürü abi. Ne yaptın abicim, hallettin mi? Yok, sözleşmeyi vermem diyor. Nesin arıyor? Açma, açma sakın. Abicim açalım, kızım bir yardımı dokunabilir ha. Yok abi, şimdi bir de dert anlatamam ona ya. Heh. Seni mi arıyor? Evet. Ah be Asya, ah. Ya niye imzalıyorsun ki böyle bir şeyi? Ha ne oldu, paraya mı ihtiyacın var, ne oluyor? Beni bundan kurtaracak birini biliyorum abi. Yürü. Kim? Nereye? Asya. Abi hadi. Asya bekle. Bahri Bey bizim çocuklar hatırlattı. Anlaşmasını geçen ay yapmışız biz bunu. Unuttuk tabii biz o reklam entegresini. Tolga'ya bir rica ederim. Zaten bir sahne hızlıca çekip çıkarsınız. Şimdi Gülhanımcığım yani parfüm entegresi olacağı için yeni şeyler yazmak lazım. Mutlaka. Bir çift tutkusu ister tabii. Çok zor olacak ama. Hikayede karakterlerin yolları ayrıldı. Selin'cim siz onu bir şekilde çözersiniz. Ben zaten şimdi toplantıya gidiyorum. Hoşça kalın, görüşürüz. Tamam, hoşça kalın. Ya nasıl unuturlar ya? Şimdi Tolga'yı aramak lazım. Jackson. Bahri abi. Heh. Seninle özel bir şey konuşabilir miyiz? Tabii ki. Dizi için babamı rahatsız etmiyoruz Asya. Benimle konuşacaksın. Diziyle ilgisi yok. Özel bir mesele. Tamam Asya'cığım, sen otur. Selin'cim sen birazcık çık. Ne işler karıştırıyorsun acaba Asya? Hayırdır? Anlat bakalım, dinliyorum seni. Bahri abi. Hı. Abi ben bilmeden çok kötü bir şey yaptım. Bana yardım etmen lazım. Tamam kızım, tamam. Sakin edeceğim, edeceğim. Yani Bahri abinin çözemeyeceği problem yok biliyorsun. Anlat bakalım, ne yaptın? Ben bir sözleşme imzaladım abi. Benim onu şimdi iptal etmem, geri almam lazım. Bir dakika, bir dakika. Kimle imzaladın sen bunu? Reklam sözleşmesi mi yoksa başka bir sözleşme mi? Yok, reklam falan değil. Ne? Şey... Aşkir'de bundan sonraki projemle ilgili. Nesrin mısrar ettin yoksa? Hayır abi. Nesrin'in haberi bile yok. Tamam. Ya kızım sen dünkü çocuksun ya. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Kim senin aklını çaldı? Kim? Kanman yap. Kudret ha? Abi bana yol göster ne olur. Bak bu sözleşmelerde bir açık falan vardır. Sen bilirsin yani. Bir açığı vardır mutlaka değil mi? Kızım kurtulamaz. Bir açığım açığı yok. Yapma abi, bak ben o yapımla çalışamam ne olur. Kızım o zaman niye imzaladın sen onu ya? Ha? İmzalarken aklın neredeydi senin? Nesine bile sormadan gidiyorsun apar topar. Kendi kendine iş yapıyorsun ya. Sen bu piyasanın kurdu mu oldun? Ha? O nasıl laf Bahri abi? Mecburdum ben. Tabii. Kudret iyi para vermiştir. Para falan benim umurumda değil. Ya o zaman niye attın imzayı? Tolga için. Devam edeceğiz. Bekle. Kızım. Kızım gel. Al şu telefonu. Selin'e ver. Unutmuş, tamam. Hadi. Selin Hanım, Bahri Bey'in odasında unutmuşsunuz. Ben de niye hiç çalmadı diyordum. Çıkarken kapıyı kapatır mısın? Kızım neler karıştırıyorsun? Abi bak Tolga çok kötüydü. Kariyeri çöküyordu.
Hı hı. Ben bilmiyordum. Bilsem Kudret Kanman'ın arasında böyle bir nefret olduğunu yapar mıyım abi? Kızım ben de bu nefreti uzun zamandır anlayamadım. Yani adamın adını ne zaman duysa deliriyor çocuk. Bir de gidip benim onlarla çalıştığımı duysa, bir de dijital projeye geri dönsün diye yaptığımı öğrensin. Ben düşünmek bile istemiyorum Bahri abi. Ben ne yapacağım? Yardım et ne olursun ya. Üzgünüm Asiye'ciğim. Bu saatten sonra ne ben ne de bir başkasına yardımcı olamaz. Kusura bakma. Sana kudretle başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Niye attı acaba ya? Neyse, şimdilik bu bomba bana yeter. Onu sonra öğreniriz. Ne oldu? Babam çözebildi mi Özel meseleni? Oyalanmadan sete git. Reklam entegrasyonu çekeceksiniz.